yine bir 24 saat tek renk videosuyla karşınızdayız. Hem de tek tek gelir gemeceğiz. Hem de evde karantinada. Evet arkadaşlar, artık bundan sonra mikrofonla sunum yapacağım. Videoların içindeki seslendirmelere bundan sonra mikrofonla olacaktır. Evet, şimdi başlayabiliriz. Arkadaşlar, bugün efsane bir 24 saat yemek yeme challenge yapacağız. Saat şu anda 12 arkadaşlar. Öğlen 12'deyiz. Biz kahvaltımızı yaptık. Şimdi başlayacağız ve yarın 12'ye kadar akşam yemeğimiz dahil her şeyi bize tek renkle yiyeceğiz, içeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Biz bu arada... İndirelim çocuklar. Biz bu arada karantinaya devam ediyoruz arkadaşlar. Karantinadan hiç çıkmadık. Çünkü biliyorsunuz ki önlem. Maske takmamız lazım, hijyen kurallarına uymamız lazım, sosyal mesafeyi korumamız lazım ama gördüğüm kadarıyla bu gerçekleşmiyor. Bu yüzden de vaka sayımız gitgide artıyor arkadaşlar. Bu demek oluyor ki okula başlayamayabiliriz. Şimdi siz böyle deyince daha çok tedbirsizlik yapmayın arkadaşlar. Okulun açılması kötü bir şeydir. Evet, şimdi başlayabiliriz. İlk olarak Ceylin çarkı çevirsin ve rengini bulsun. Evet Ceylin'cim, sendeyiz. Çeviriyorum. Ve şimdi sıra bende sayın seyirciler ve canım arkadaşlarım. Çarkı çeviriyorum ve rengime karar veriyorum. Yeşil! Benim rengim de yeşil! Ve sıra son yarışmacı Poyraz'da. Poyraz'ın hangi renk çıkmasını istiyorsun? Mavi! Neden? Çünkü mavi çok şey var. Mesela üzerindeki üst gibi mi? Hayır. Mesela elimdeki mikrofon gibi mi? Evet, mikrofonu yiyeceğim çünkü. Evet, teşekkür ediyoruz Poyraz'cığım. Çarkı çevirmeye başlayabilirsin. Yeşilsin, mavi geldi. Renkler belirlendi. Benim rengim yeşil, benim rengim sarı. Benim rengim mavi. Evet, herkes demeyelim de Poyraz sadece istediği renge kavuştu. Ben yeşil değil de böyle pembe, kahverengi falan gelseydi daha mutlu olabilirdim. Harmony sen düşünüyorsun. Hiçbir şey düşünmüyormuş. Challenge'a başlayabiliriz. Evet, ben giyindim. Poyraz giydi. Ceylin arkasında küçük bir sıkıntı çıktığı için o giyinemedi. Hemen giyinip geliyor. Ama biz yukarıdan geliyor. Biz hemen Poyraz'la başlıyoruz. Poyraz mutfağa giriyor. Ve karantina boyunca evde stokladığımız yiyeceklerden kendine bir günlük mavi yiyecekler buluyor. O zaman hemen Poyraz'a geçelim. Evet Poyraz'cığım, sendeyiz. Bir başlayalım sana. Şu dolaptan başlayalım. Şuradan başlayalım. Mavi şeyler arıyoruz sana. Vay. Vay! Oo, high life mı? Vay 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 diyorum. Koyuyorum ben bunu. Şunları şöyle biriktirelim. Burası Poyraz'ın, evet. Bir sürü oraya alacağım. Bir sürü alma. Bir gün yetecek kadar alacaksın. Oo! Onları ne zaman yiyeceksin? Bir sürü tatlı ne oldu? Ne kadar sağlıksız besleniyorsun Poyraz. Bence artık tuzlulara ve sağlıklı şeylere geçmelisin. Dolabı açmaya ne dersin? Dolabı hiç açmamıza gerek yok. Direkt dolabı alalım. Neden? Mavi renkli. Mavi. Hey, bunun beyaz bunun rengi. Hayır. Açtım dolabı. Mavi, bakalım neler bulabileceksin. Kiri. Vay, kiriyi çok severiz. Kiri aldı. Evet, ben alamadım. Kiri alıyorum. İki tane kirimiz varmış. Alabilirsen. Al çocuğum. Bu da beyaz peynir kiriymiş. Başka ne alıyorsun? O sence mavi sayılır mı? Sayılmaz. Bırakalım lütfen. Labne, ama sen kiri labne aldın, o yüzden buna gerek yok. Bakayım. Evet, kiri hem beyaz peynirim var hem labnem var. Güzel oldu. Başka? Süt. Sütün, evet, rengi de mavi. Vay canına, şanslı çocuk. Başka? Ve bir de şişe. Evet, başka? Pirinç alayım mı? Mavi varsa alabilirsin. Ooo, makarna mı? Bayağı şanslısın dostum. Onu da aldım. Bakalım başka ne yiyeceğiz? Bir de su alayım. Suyun rengi mavi mi? Evet, hı, maviymiş. Orada mavi. Şanslı çocuk. Mavisi. Bir şey daha gördüm orada. Bakayım suyuna. Bordo mavisi. Son bir şey daha alıyorum. Aa, onu bırakıyoruz. O yenilecek bir şey değil. Makarna. Birazcık makarna. Biz kola tanır bana alalım. Bir tane de High Life aldım. Devam edebilir miyiz hızlı bir şekilde? Eşer Philips aldım bir tane de. Kirlande, kare kiri ve son olarak Oreo değil. Son olarak süt. İçim yine süt. İçim yine değil ki. İçim süt direkt. İçim. Ve son olarak da bir tane de süt. Harika. Sen o zaman yiyeceklerini tamamladın. 24 saatin başlamasını bekliyorsun. Evet. O zaman seni salonu alabiliriz. Evet, sıra Ceylin'de. Ceylin rengi gördüğünüz üzere sarı. Ve bakalım sarı neler bulacaksın? Başla Ceylin. Süre falan yok değil mi? Süre yok. Mısır nişastasıyla kurabiye yapabilir miyim?
Onun üzerine gösteriyorsa yapabilirsin. Arkasında belki terfi yazıyordur. İstemiyorum ya. Ne ya? Bence kahvaltı tuzu alabilirim. Ne yapacaksın? Şeker verelim. Ne yapacaksın? Burada kaşığı yiyebilirim. Unun olmadıktan sonra ne yapacaksın? Un da bulurum. Krep mi? Aa, al bunu. Bakıyorum. Burada bir şey kalmadı. Ne saçma bir şey buldun yine? Oh my god. Toblerone mu? Bakalım bakalım. Yokmuş bir şey. Aha. Kırıymış kırıbırı. Bakayım burada. Aha. Sarı bir kutu buldum. İçinde ne var? Peynir. Yerim ben bunu. Bence olabilir. Bakıyorum. Daha bir şey kalmadı. Bu kadar mı yani? O zaman muz. Alayım mı böylece? Bir tane alıyorum. Bir tane muz aldı. Bir tane hışkırık olurum falan diye. Limon. Bakıyorum. Bu ne? Elma. Değil. Elma o ne ya? Ne? Limon. Limon mu? Değişik bir meyve. Tamam. Bu kadar. Devam ediyorum. Buraya bakalım. Orada tabii bir şey bulacağımı düşünmüyorum. Orada yemekler yok falan. Bu kadar. Yalnız kreple diskalifiye olacak çünkü krep yapmak için süte falan ihtiyacım var. Krep, muz, toblerone, beyaz peynir, karışık soslu kuru yemiş ve limon. Bakalım bunlarla neler yapacaksın? Evet, sıra bende. Gördüğünüz gibi rengim yeşil ve bu mutfakta yeşil birçok şey bulacağım inanıyorum. Hadi gelin şuradan başlayalım. Şimdi burayı açtığımda yeşil bir şey göremiyorum. Kapat bu se. Gerek yok zaten böyle şeylerde yeşil. Bakıyorum. Bulamadım, kapat. Bakıyorum. Burada yeşil bir şey. Wow! Sayılır mı? Kuru üzüm ama dış kabı yeşil. Sayılır. Al teşekkür. Kuru üzümü aldım. Hemen yani o kadar çok şey alacağım ki taşımakta zorlanacağım. O yüzden ben burayı diziyorum ben aldıklarımı. Geldim dolabıma. Açtım kapağımı. Başladım yukarıdan yeşil. Şeyeceğim. Bu ne ya? Her şey yeşil. Aynen öyle. Başladım yukarıdan yeşil şeylere. Şurada bir durdum. Aa! Onun üstündekilerde de yeşiller varmış. Ha. Sabahta kalma bir domates salatası. Bunu aldım. Burada yeşil bir kap var. Bakalım içinde ne var? Profiterol mi? Teşekkür ederim yeşil kap. Seni de aldım. Şöyle bakıyorum. Murat Bey Anadolu lezzetleri en sevdiğim. Bahçıvan dil peyniri en sevdiğim. Bunları da aldım. Bir tane daha varmış da ona gerek yok. İniyorum aşağı. Oh my god. Kereviz sapı. Bunu istiyorum. Maydanoz. Dereotu. Roka. Nane. Bunları da aldım. Şuraya koydum şunu. Bunun içinde tereyağı var. Tereyağı istemiyorum. Bunun içinde peynirler var. Zaten peynir aldım. Şuraya şimdi bezelye yeşil. Bunu da alıyorum. Kuşkonmaz. En sevdiğim. Kuşkonmazla bezelyemi de aldım. Şimdi burayı kapatıyorum. Avokado cennetinden güzel yumuşamış bir avokado alıyorum. Elma da yeşil sayılır. Elma da alıyorum. Profiterolüm ve salatamla ben birlikte gelsin. Bakıyorum başka. Karpuzumu da alıyorum. Ne? Şu görüntüye bak. Yeme de yanında yat. Bunlar benim yiyeceklerim. Hala öfle güne başlıyorum. Bunlar da benim yiyeceklerim. Sabah kahvaltısından sonra aradan biraz zaman geçti ve karnım biraz acıkmaya başladı. Bence profiterolle günümü renklendirebilirim. Bunlar da benim yiyeceklerim. Kahvaltıdan sonra muz çok iyi gider. Haydi arkadaşlar. Atıştırmalığımızı yiyelim. Akşama kadar daha yapılacak çok iş var. Profiterolü de ben yaptım. Bir çatal bize de verir bu. Ama içindeki krema benim sarımdan aynı renkte. Ver. Ver. Hadi ver. Ver. Harikaydı arkadaşlar. Neden bu kadar karanlık oluyor arkadaşlar? Şimdi de çok parlıyoruz. Telefonumu anneme verdim. Annem de şu anda İstanbul'da. Eski ve kötü kameramızla çekim yapmak zorundayız. Devam ediyoruz. Şimdi saat kaç? 2. 2'de bunu yediğimize göre. Biz hani çekim bekliyorum arkadaşlar. Anca saat 2 oldu biz bunu yiyene kadar. O zaman şimdi ne zaman yiyelim? Yemek öncesi atıştırmamızı. 5. Bence 6 olsun. 6'da böyle minik bir atıştırmalık yapalım. 7'de de yemeğimiz diyelim. O zaman 6'da görüşmek üzere. Akşam yemeğinden önce güzel bir kraker iyi gider. O yüzden sütlü krakerimi arıyorum. Akşam yemeği önce Tobion'dan bir ısırık alabilirim. Akşam yemeğinden önce kuru üzüm çok iyi gider bence. Ben de bugün kuru üzüm yiyeyim. Tadam! İşte geldik. Sallandı. Ya aynen en sevdiğim ya. Şey ya. Bir şey diyeceğim. Kuru üzüm yiyeceğim. Uzun zamandır kuru üzüm yemiyordum. Bana iyi geleceğini düşünüyorum. Ben başlıyorum. Hadi başlayalım. Toblerone çok seviyorum. Ya olmaz. Ben... Ya! Hilekar. Evet. Almadım ya. Kendin yedim. Aldım. Kendin hiç üzüm yemiş. Duydum. Hayır. Üzüm hiç düşünmüyordum. Üzüm sesini duydum. Hayır. Tuzlu krekeri batırmışlar çikolataya. Yeniden sonra tuz tadı geliyor. Ya tam tuzlu. Değil mi güzel? Arkadaşlar bu arada biz bir dünya önce iki tane video çektik. Ben birazcık ütü yaptım. Ve saat şu anda 18.09. Ve
7-7.30 gibi de akşam yemeğimizi yeriz diye düşünüyorum. O zamana kadar ne işlerimiz var? Survivor'a başlamadan önce birkaç tamamlamamız gereken iş var. Montaj evet. gibi. Poyraz'ın dersi gibi. Hı-hı. Sonunda Survivor'ı izlerken güzel bir akşam yemeği yeriz. Ve daha sonra da bir akşam atıştırmalığı yapıp uyuruz diyorum. Ne dersiniz? Olur. O zaman şimdi biz işe gidiyoruz. Siz kendinize iyi bakın. Biz hemen geleceğiz. Bir yere ayrılmayın. Kraker yiyince çok doydum. O yüzden akşam yemeğini es geçiyorum. Bunun için de biskolata nirvana alıyorum. Toblerone beni bayağı kesti. Soslu kuru yemişe devam ediyorum günüme. Kuru üzümden sonra dayanamadım. Bir porsiyon daha profiterol yedim. O yüzden akşam yemeği yemeyeceğim bugün. Ama akşam yemeğin yerine geçecek çok güzel bir şeyim var. Dırırırım. Elma. Elma yiyeceğim. Merhaba. Evet, evet arkadaşlar. Akşam yemeği yiyeceklerimizi seçtik. Gördüğünüz gibi akşam yemeği yiyemiyoruz. Çünkü ben kuru üzüm yerken Poyraz'ın biraz Philips'inden tırtıkladım. Gerçekten çok doyurucuydu. Ceylin de hem Toblerone hem Philips derken hep çikolata kesmiş yani Ceylin'le. Poyraz zaten Philips'le doyamadı. O yüzden biz biraz akşam yemeği için kesildik. Bu yüzden dedik ki akşam yemeği et içelim ve böyle atıştırmalıklar yiyelim. Poyraz biskolata yiyor. Ben elma yiyorum. Ceylin de karışık kuru yemiş. Evet, hadi başlayalım. Ben başlıyorum ha. Ay, nereydi bu bardak? İsli bardak. Ay ay. Aa. Sevmezsin normal. Buna be. Nasıl ya? Badem de istemiyorum. Bir de badem sana bakacağım. Badem berbatlar ötesi. Ben de bakacağım. Ben böyle sosları severim. Evet, biraz midem bulunuyor. Biraz badem çok kötü bırak. İsli barbekü çeşnili. Bunu da yiyeyim. Çok azıcık yemişsin. Yiyeceğim yiyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bu sizi kandırıp gelin atıştırmalıklar. Ben yedi. Aa. Oh. Seninki nerede Poyraz? Dedi. Ya hayır. O benim. Yiyeceğiz biz onu. Kamerayı kapattıktan sonra biraz daha onu şarabı izlerken. Arkadaşlar akşam yemeğimiz cidden fiyaskoydu. Öncesinde yediklerimizden dolayı midemiz almadığı için bir şey yiyemedik. Bir şey yiyemediğimiz için atıştırmalık yapalım derken daha da midemizi rahat hale getirdik. Ben de çok kötüydüm. Sabah beklemek zorundayız. Sabah görüşürüz. Sabah kahvaltısı için en iyi giden şey kiri. Yani sabah kahvaltısı için kiri peynir yiyeceğim. Ve yanında da süt içeceğim. Benim zaten sadece limonum ve peynirim kaldı. Peynirimin üstüne limon sıkıp yiyeceğim. Benim aslında bayağı bir yiyeceğim vardı arkadaşlar. Akşam yemeğinde kuşkonmaz yemek istiyordum. Hani kuşkonmazın yanında bezelye yemek istiyordum. Kuşkonmazla bezelyeyi es geçmiş oldum çünkü akşam yemeği yiyemedim. Ve sabah kahvaltısına geldik. Sabah kahvaltısında da bir sürü şeyim var. Bakın peynirim var. Kereviz sapı suyu içebilirim. Avokadom var. Ve yeşilliklerim var. Ama şunun içinde zaten bu yeşilliklerin aynısı olduğu için ben yeşillikleri kaldırıyorum. Çünkü zaten bu direkt yeşilliklerim yerine geçiyor. Avokado yemek istiyorum ama benim tam avokado bana çok fazla geliyor. Bunu da kesince bir daha saklayamıyorsun, bitirmek zorundasın. Annem olmadığı için ve tek başıma yemem gerektiği için bunu da yiyemeyeceğim. Kereviz sapı içinde blender lazım bana ve blenderimiz şu anda makinede yıkanıyor. O yüzden bunu da yiyemeyeceğim. Zaten kuşkonmaz ve bezelyemi de akşam yemem lazımdı. Bu akşam bunları güzelce karnım doyururum ama challenge bitmiş olacak zaten. O yüzden ben şimdi peynir ve salata yiyorum. Günaydın. Yine bir kamera kötülüğüyle karşı karşıyayız arkadaşlar. Telefonumun şarjı bittiğinden ve hızlı şarj cihazımızı kaybettiğimizden yavaş şarj cihazıyla da uzun süre açılmadığından şu an böyle beklemek zorundaydık ama sabah karnımız acıktı ve artık kahvaltıya geçelim dedik. Kahvaltıdayız. Limon sıktın Giya. Giya sıktın. Bende limon var içerisinde. Ya dün o kadar midem bozulmuş ki hiçbir şey yiyemeyeceğim. Değil mi? O hala barbekü soslu şey ağzımda yandı dedim. Evet. Ben de biraz domates ver Giya. Bir tane domates. Bir tane kira alacağım ben. Evde, karantinada, kendimizi izole ettiğimiz bu günlerde ancak bu kadar oluyor. 24 saat. Çünkü siz çok istediniz. 24 saat videoları, yemek yemeği videoları, tek renk videoları dediniz. Ama sizin için bu masayı bir gün boyunca burada tuttuk. Üzerine aldığımız yiyecekleri tek tek gün gün öğün öğün ayırdık. Bakın dün yediğim elma bile burada duruyor. Hiç bozmadım ki sabah uyanayım direkt üstümü giyip buraya geleyim. Gerçekten şu kısa kararmış. Direkt üstümüzü giydik ve buraya geldik. Arkadaşlar zorlanmadım çünkü ben arada ikram ediyorum birkaç şey yedim. Ne? Evet mesela ekmek gibi. Ne? Arkadaşlar artık bir daha zamanı. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Video fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.